Savunuyoruz. Festival halkındır. Yasaklanamaz. Festival halkındır. Yasaklanamaz. İtibariyle festivalimize dönük engelleme ve şehirdeki uygulamalar göz önüne alındığında topyekun bir yasaklama kararının valilik tarafından hayata geçirildiği görülmektedir. Ve valiliğe şunları sormak istiyoruz. 1. 19 yıl boyunca kutlama alanlarından biri olan stadyumun tadilatta olduğu, 2. yurtların konaklama için uygun olmadığı ve tadilatta olduğu tertip komitemize bildirildi. Bu tadilatların ille de festival sürecinde mi yapılması gerekiyordu? Sonrasına ertelenemez miydi? 3. Kentin huzurunu ve güvenliğini düşünen büyük amirler festival süresince on binlerce insanın Dersim'e geleceğini bildiği halde tadilatları bu süreçte başlatmaları manidar değil midir? 4. Bir ile giriş yasağı koymak inançta hangi kültürde hangi yasada vardır? 5. Yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona, doğa katliamına karşı yürüyüş ile basın açıklaması yapılması temel anayasal bir haktır ve bu hak yasaklanarak engellenmiştir. Şimdi ilçelerde, ilde birçok program iptal edildi diye lanse ediliyor. Bizler yasaklandı olarak görüyoruz. Kesinlikle bir iptal söz konusu değil. Bunlar yasaklandı. İnsanları sokaklarda tutarak, insanların uzun kuyruklarla aramalar yaparak insanlara buraya girmesini zorlaştırmak hiçbirimizin karına değil. Bu şehirde yıllarca bu festivaller, şenliklerde benzeri şeyler oldu. Hiç bu kadar yani gerçekten de baskılanmamıştı. Şöyle diyoruz. Demokratik kitle örgütleriyle birlikte bu tür festivaller halkın talepleri, halkın istedikleri doğrultuda yapılır. Yapmış olduğumuz çalışmalar danışılarak, bütün halka danışılarak, görüşmeler yapılarak yapıldı. Bizler bizim önümüze konan bir festival programını kabul etmeyiz. Dersim halkı bunu çok iyi biliyor. Şimdi insanları sokakta, uzun kuyruklarda, caddelerde, ilçe girişlerinde tutmak insanlara zulmetmektir. Gönül ister ki bu tür festivaller bir şenlik, bir eğitim amaçlı bir çalışma haline gelsin. Ama bunu zorlaştırmak, bunu insanların karşı karşıya gelmesini sağlamak doğru bulmuyoruz değerli dostlar. Bizler yasaklanan her şeyi kabul etmediğinizi STK'larla yapmış olduğumuz görüşmeler, halkla yapmış olduğumuz görüşmelerde belirttik. Ancak iki grubun yasaklanması tartışması sürüyordu. Ama iki grup artık şehre girişe engelleniyor. Bu çok daha farklı bir baskı. Bu çok daha farklı bir karar. Biz bütün sanatın yasaklarına karşı çıkarız. Bütün sanatçının kendi sanatçı dostlarına sahip çıkmasını talep ediyoruz. Buradaki uygulamalar da festivali şenlik havasında kutlamamız gerçekliğini değiştirmeyecek. Buradayız yine. Belki konserleri gerçekleştiremeyeceğiz. Belki farklı etkinlikleri gerçekleştiremezsek de yine buradayız. Yine doğamızı savunacağız. Yine inancımızı savunacağız. Yine toprağımızı savunacağız. Ve yine asimilasyon politikalarına karşı hep beraber ses yükselteceğiz. Ve emin olun ki bu iktidarın geldiği acziyetin son noktasıdır. Baş edemeyeceklerini bildikleri için şehre giriş yasağı koydular. Baş edemeyeceklerdi ama buradan türküler, şarkılar sadece bugünkü gibi eğlence kültürüne dayanan kendilerinin lanse ettikleri gibi içi boşaltılmış bir festival değil. Biz bugün burada İçi boşaltıldığı için karşı çıkıyoruz. Bunlara hayır dendiği için karşı çıkıyoruz. Taleplerimiz vardı. 84 yıldır Seyit Rıza'ların mezar yerleri nerede? Henüz belli değil. Çocuklarımızın, kız evlatlarımızın mezar yerleri nerede? Henüz sürgünleri nereye iletilmiş? Arşivler açılmadığı için karşı çıkıyoruz. İnançlarımız yaşatılmadığı için karşı çıkıyoruz. Barajlarla, madencilikle coğrafyamız yok edildiği için karşı çıkıyoruz.
Bugün sadece bu ana sloganımız slogandan ibaret değil. Bizim yaşamış olduğumuz madencilik yapmasına karşı doğayı, tarana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz. Sözden ibaret değil. Gerçeği bugün ortaya koyuyoruz. Barajlardan sonra 22 yıldır mücadelemizden sonra iki tane baraj gerçekleştirildi. Bugün yanı başımızda Irış'ta yeni bir Çernobil yaşanıyor. Tüm Türkiye sessiz kalıyor buna. Biz dersinler buna sessiz kalamayız. Bu ülkede yaşanan yağmaya karşı bu iktidarlar aracılığıyla her toprak karış karış satıldı. Emperyalist güçlere peşkeş çekildi. Bu yağmaya bir son verilsin diye bu ana sloganı belirliyoruz. Bugün yine kendisini sanatını icra eden sanatçılara yasak konuluyor. Bu ülkede alternatif sanat koymak isteyen herkesin söyleme hakkı vardır. Biz bu mücadeleyle omuz omuz olmak için Muzur Festivali'ni yapıyoruz. Daha Şubat'ta Anayasa Mahkemesi İlhan Yiğit kararında şunu söylüyor. Kolluğa şunu söylüyor. Hükümete şunu söylüyor. Diyor ki sen bir yürüyüşe müdahale edemezsin. İzinsizdir diye müdahale edemezsin. Şiddet yoksa, yakın tehlike yoksa müdahale edemezsin. Yoksa ne diyor? Sen anayasayı ihlal ediyorsun, tazminat ödemeye mahkum ediyor. Bugün biz ne görüyoruz? 19. yılın tertip komitesinde baro başkanı olarak bizler vardık. Stadı yasakladınız. Yurtları yasakladınız. Yürüyüşleri yasakladınız. Konserleri yasakladınız. Yetmedi. Dersimin girişine abluka kurdunuz. Siz ne yasaklar koyarsanız koyun, dün olduğu gibi Kerbela'da Hüseyin, Dersim'de Seyit Rıza, Koçgiri'de, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de, Sürüş'te nasıl sizin önünüze boyun eğmediksek, nasıl diz çökmediksek diz çökmeyeceğiz. Kamiye Dersimser, İtikati Dersimser, Jalali Dersimser, Sende Sürük'ü hem hukumatani Osmanlı hem hukumatani Cumhuriyet götür diker. Kabul dikerdim yani. Zıbat ama evi mitrolozana 40'i, evi süngene 40'i, Cende ima eşt rauser, eşt rauser, eşt rauser, desnayı. Badu cence ma kuadı 40'i, evi sıtan, hapishanede 40'i. Onu daha haramya devam kendi. Sen de söyle, bunu ma vesnayı, diyor ma vesnayı, bırı ma vesnayı. Yine onu vazeni ki, evi medenena, evi avu, bedena avu, ma bıkhenekli.